Merhaba gençler tekrardan. Merhaba hocam. En son ne yaptınız hatırlıyor musunuz? Hangi konuyu işledik? CSS özelliklerini işlemiştik hocam. Pardon. CSS özellikleri mi? Ama şeydi. İnternet programcılığı dersi için soruyorum. Şöyle yapalım mı? İşletmelerde beceri eğitimi. Şu. Oynat diyelim. Mail atmaya doğru gelmiştik galiba. Evet. Tarih saat işlemleri. Tarih saat işlemleri. Şimdi make time ile ilgili bir şeyler yaptığımızı hatırlıyorum ben. Sonra da get PHP kurulmuymuş ya. Şöyle tıklayalım. Time komutunu işledik. Mail fonksiyonuna geldik. Mail fonksiyonundan önce date fonksiyonunu ben sizinle bir kullanmak istiyorum. Şöyle açalım. Bump'ı çalıştıralım önce. Şuradan çalışma klasörümüzü Bump 64 içinde içindeki www klasörünü açalım. Hocam şey yapmıştık, tarih yazmıştık, oradan kaç yıl nefes aldığımızı falan söylüyordunuz. Evet. Sıra sıra hocam giriyorlardı. Evet, şimdi tarih saat işlemleri ilgili daha basit bir kullanım yapacağız. O biraz böyle daha gelişmiş bir kullanımdı. Tabii daha fazla şey yapabilirsiniz onunla. Benim yine Bump'ta bir sorun var. Muhtemelen yine Internet Information Server çalışıyor. Evet, durdurayım. Bump'ı bir daha çalıştırayım. Pardon, şöyle bir dakika. Bump yeşillendi mi? Bump yeşillendi, evet. Peki. Bakın şu anda Internet Information Server çalıştırıyordu. Şimdi Apache çalıştı, evet. Şurayı da açalım. Fonksiyonlar örneği yapmışız. Evet, şunu yapmışız. Yani burada ne kullandık? Time kullandık. Make time kullandık. Gelelim daha basit bir şeye. O da Fong date.php olsun. Yine php'yi şöyle açtık. Sevgili gençler, tarih saat, saat değil, saat var mıydı burada ya? Bakalım, peki hatırlamaya çalışalım. Date diye bir şey var. Timestamp olarak da verilmiş bir format. Verdiğiniz, evet, saate kadar veriyormuş. Verdiğiniz parametrelere göre size tarih ve saat bilgisini döndürür. Bakın işte D, küçük D, M, Y, H, I, S örneğin demiş. Şöyle echo deyip büyük D ver bana dersem bir çalıştıralım. Ne verecekmiş bakalım. Sat verdi. Ne alaka sat? Nedir? Yorum yapın. Ne olabilir sat? Büyük D verdim. Küçük D verirsem 16 dedi. Büyük D için ne yazalım?
Evet, siz söylemediniz, ben devam edeyim. Zaman kaybetmeyeyim. Küçük de sayı ile ayın gününü verir. Peki büyük M ne yapar? Ayı vermez mi hocam? Evet, büyük Y koyalım bir de yanına, görelim. Evet, büyük M harf olarak 3 harfli ay ismini verdi. January, yani Ocak. Küçük M yapalım biz bunu. Pardon, tekrar. 16.01.2021, işte günün tarihini verdi. Aralarına ben ne koyalım? Slash koyalım. Taksim de denir bu Türkçe. 16 Taksim, 01 Taksim, 2021. İşte günün tarihini bu şekilde yazın. Dilerseniz aralarına nokta da koyabilirsiniz. Böyle. Peki H koyarsan, 2 nokta I koyarsan, 2 nokta üstü S koyarsan acaba neyi verir bakalım? Saati. Evet, evet, 09. 09 ne alaka 09? Benim bilgisayarımda saat 9 mu acaba? Yok, 12.55. 09. 9 olan ne var bugün için? Bugün hiçbir şey yok hocam. Belki hocam sistem tarihi şeydir. 9'dur. Bakalım. Yok, her şey doğru. Function date diyelim. PHP diyelim. En iyisi bunu gidip kitabından öğrenmek. Bakalım. Bu işin kitabı da burada bakın. Büyük H mi yazdık oraya biz? Büyük H yazdık hocam. Küçük H saatin 12 saatlik 0 dolgulu gösterimi. Büyük H biri 12'lik formatta, biri de 24 saatlik formatta veriyor. Ama burada garip bir şey oldu. H dedim bana. Saat şu anda kaç? 12.57 bende. Peki benim bilgisayarım niye 09.57 diyor? Acaba benim yerel ayarlarımda bir sorun mu var? Artı 3 saat şey yaptı. 3 saat farklı gösterdi. Her neyse. Zaman kaybetmeyelim. Dokümana göre ilerleyelim. H-I 0 dolgulu dakika, S'de saniyeyi gösterir. Mikrosaniye isterseniz U koyacak mısınız? U koyalım ve şöyle bir test edelim. Mikrosaniye zaten pek çevirmedi. Göstermedi bize mikrosaniyeyi. Evet. Burada görünüyor dedi ama şöyle incelersek İngilizce day, de, mount, me, böyle aklınızda kalsın. Burada küçük harfler ve büyük harfler olarak lower case var burada. Büyük L, yani letter. Küçük L. Büyük L ile kullanılıyormuş. Bizim ihtiyacımız olacak şeyler aslında şunlar. Şunu da silelim. Daha fazlası için gidip dokümana bakabilirsiniz. Echo, date. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz bakın. Dolar gün, günü almak için date içinden küçük d'yi aldım. Dolar ay almak için eşittir date'den küçük m'yi aldın. Dolar yıl dedin eşittir date'den büyük y'yi aldın. Sonra bunları gelip şey yapabilirsiniz. Echo işte gün, şöyle yapalım. Gün, ay, yıl deyip böyle de alabilirsiniz.
Böyle de yazabilirsiniz. Hemen bir test edelim. Gördüğünüz gibi aynı sonuç çıkar. Yani isterseniz böyle formatlı elde etmek için böyle bir düzenleme yapabilirsiniz. Tam tarihi bir istiyorsanız böyle parça parça alıp değişkenlerini de çekebilirsiniz. Evet, date ne işe yaradı? Date tarihle beraber saat birimlerinde almanızı formatlı şekilde yazmanızı sağladı. Bir sorun yok değil mi? Bunda geçiyorum. Geçebilirsin hocam, ben de sorun yok. Peki, çok güzel. Başka ne yapabiliriz? NHP, şü modülümüzde açalım diyeceğim ama modülde mail atmayı gösterecek şimdi size. Ben mail atmadan önce başka bir şey göstermek istiyorum. Mail atmayı bir sonraki derste yapmak istiyorum. Bir bakalım modülde temel işlemlerden bakalım. Mail fonksiyonu, zaman fonksiyonları demiş. Ondan önce de dizileri anlatmış mıydık? Anlatmışsınız hocam. Diziyi anlatmışım burada, evet. Şurada anahtarlı ve normal diziler diye anlattık. Peki, geçtik bunları. Fonksiyonlara geldik. Fonksiyonları biraz sonra, bir sonraki seriye aktarmayı düşünüyorum. Şu anda hazır fonksiyonlardan gitmek istiyorum. Time anlattım. Make time anlattım. Date anlattım. Evet. Get date diye bir şey varmış. Get date'i uyguladık mı biz? Get date. Nerede fonksiyonlar? Get date yapmamışız. Evet. Get date yapabiliriz. Şunu böyle bırakalım. Bir tane daha. Fonk. Get date nokta php diyelim. Şimdi echo desem, get date desem. Hocam php'yi yazmadınız ya, olmadı. Peki, ekleyeceğim onu. Şimdi bakın, böyle editörler kullanırsanız komutlar hakkında bilgi de verecektir size. Get date için bakın otomatik tamamlama geldi. Parantez aç dedim. Diyor, get time and date information. Zaman ve saat, tarih ve saat bilgisini döndürür size diyor. Döndürdüğü gibi ben de bunu ekrana yapıştırıyorum. Gelişine çapıyorum yani. Bakalım ne dönüyormuş burada. Ne diyor? Array to string conversion. Bu diyor dizi olarak döner. Öyle miymiş? Bakalım bir. Evet. Dizi döndürür diyor. Diziyi de print alt array ile yazabiliriz. Pekala, bakalım. Sorunun ne olduğunu anladınız mı? Echo ile metin basabilirsiniz. Dizi basamazsınız. Dizin basmak için gördüğünüz gibi şöyle bir şey yaptı. Kontrol U muydu? Şöyle daha iyi görünüyor. Anahtarlı dizi verdi gördüğünüz gibi. Şu anahtarlardan istediğinizi yazıp alabilirsiniz. Yani aslında aynı şeyi biz date ile de yapabiliyoruz. Ama bu da güzel bir kullanım. Bakın sıfır ile şey veriyormuş. Biliyor musunuz? Şunu hatırladınız mı? Neyi veriyorum? Sıfır. Geçen ders işlediğimiz şey mi hocam? Evet, ne o? Adını unuttum da 1970'ten beri devam ediyordu. 1970'ten tıkır 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 ilerleyen, saniye saniye ilerleyen bir fonksiyon bu. Timestamp dediğimiz. Bak zaten şuradan yakalamam lazım. 47, 50, 51, 52. Orası bak paralel artıyor. Yani sevgili gençler, get date diye dizi tanımlasam ben bir tane. Get date desem, parantez aç kapa desem. Sonra da desem ki bu get date'in ben neyini almak istiyorum? Print içinde day bilgisini almak istiyorum. Tabii dizinin anahtarlarını vermem lazım şöyle. Ben dizinin day bilgisini almak istiyorum dediğimde şu dizinin
day bilgisi yokmuş bu arada. Ne varmış? Year day var. Bir de month day, week day var. Yani şöyle yukarıdan aşağı incelersek second, saniye, dakikalar, saatler, month, ayın hangi günü? 16'sı. Week day, ayın haftanın kaçıncı günü? 6. Month, ay, year, yıl. Year of day nedir acaba? Tahmin alayım. Yılın hangi günü mü? Evet, yılın 15. günü diyor ama biz 16'dayız. Bu da garip olmuş. Sıfırdan başlıyor demek ki. Hocam yani. Bence 12'ye, gece 12'ye geldi mi bir artıyor. Bir gün eksisinden geliyor bence. Bu sıfırdan başlayabilir muhtemelen. Week, evet. Hafta. Weekday, haftanın hangi günü isim olarak yazıyor. Month, gördüğünüz gibi. Peki ben buradan ne yapayım işte diyeyim ki 10, 16 Saturday, January diyeyim. Şunu alayım. Yanına diziden Mount mıydı? Mount, yanına da Weekday alayım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Evet, 16 Cumartesi Ocak. Yani işte 16 Ocak Cumartesi desek daha doğru olur sanki. Daha anlaşılır olur. Şöyle koyalım, şöyle atlatalım. Bunların aralarına da boşluk istiyorum ben. Şöyle birer tane boşluk yapıştırdım. Şöyle bir şey çıktı ortaya. Aynı şey oldu bakın. İki derstir ben size tarih anlatıyorum. İstediğiniz formattan alabilirsin. 16 Ocak Cumartesi. Yanına da 2020 yazsın istiyorum. Year olması gerekiyordu. Şöyle ver coşkuyu. Evet. 16 Ocak Cumartesi 2021 dedik. Tarih saat işlemleriyle ilgili sanırım başka yapacak bir şey kalmadı. Yapmak istediğiniz, çözmek istediğiniz bir problem var mı? Bu dersi böyle bitirelim. Bir sonraki derste mail atmayla başlayabiliriz. Mail atmayı gösteririm ben size. Var mı sorusu olan? Yok hocam. Bir hesaplama vesaire bir şey yapalım mı? 3 dakikamız var. Hocam yok, dersi çoktan bitti. 7 dakika geç bitirdi dersin. 7 dakika mı işte? Evet. Aa, saat 1'de bitti. O zaman hemen kapatıyorum. Bir sonraki dersine mail atmayla başlayayım. Peki, görüşürüz. Tamam. Daha sonra.